Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Deneyen Adam kanalındayız. Arkadaşlar, ilk başta şunu söylemek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz reklam falan vermedik. Ona rağmen abone sayımız çok artıyor. Hepinize teşekkürler. Bazıları için düşük bir abone sayısı gözükebilir ama bizim için bir kişi bile çok önemli. Bu yüzden hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi hangi kanalımızdayız arkadaşlar? Hangi listemizdeyiz? Alışveriş listesi AliExpress. AliExpress'ten yeni almış olduğumuz ürünler geldi arkadaşlar. Onları tanıtacağız sizlere. Pil kutularımız geldi tekrar. 1,5 voltluk ikili. Tekrar 3'er tane aldık bunlardan. Tabii AliExpress'ten de bir şey alırken dikkat edin arkadaşlar. Çok beğendiğiniz bir şey olabilir. 5-10 tane sipariş etmeyin. İlk başta 1-2 tane sipariş edin. Fiyatına göre bir bakın, deneyin. Ona göre alın. Akabinde işte balık avımız için, biliyorsunuz balık avı kanalımız da var. Tekne kanalımız da var. Aynı kanalın içinde daha doğrusu bir oynatma listemiz var. Onun için bir bıçak iğnesi gibi güzel bir iğne aldık. Buzzer'ların renkli buzzer'ların sesli ve ışıklı buzzer'ların arkadaşlar daha önce tanıtımını yapmıştık. Onlardan bir de aldık. Bir de ne aldık? Uzaktan kumandalı arkadaşlar rölemiz var. Tetikliyor. Açıp kapatma işini yapıyor. Onu tanıtacağız size. Gerçi şarjımız da pek yerinde değil ama elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Şimdi hızlı geçelim arkadaşlar. Ben size pil kutularını göstereyim. Voltajımızı göstereyim, jig ucumuzu. Arkasından da buzzer'ımızı değil de bu rulemiz yok mu uzaktan kumandalı. Rulemizi ben size tanıtayım. Çünkü şarjımız herhalde fazla gitmeyecek. Hemen şu pil kutularımızın içeriğini açayım. Sizlere bir göstereyim. Onu bir bitirelim. Hemen açıyorum işlerini. Görüldüğü üzere bunlar İkili pil yuvası 1,5 voltluk 3A ve 2A oluyor. Arkadaşlar bunlara hazır üzerinde şeyler var. Kabloları var. Biz niye aldık bunları? Sonar panelleri için aldık. Onlara ekstra işte 600-800 mAh 2 tane yapıp da 1600'e çıkartalım diye aldık. Bu kutu şeklinde olan, bunların fiyatları aşağıda ürün açıklamasında yer alıyor. Kutu şeklinde olan 1,5-1,5 ikili bateri case'imiz, pil kutumuz. Güzel yapmışlar. Yukarıyı da ufak bir vidayla sağlam alabiliyorsunuz. Dediğim gibi yine lehim işine girmiyorsunuz. En azından kolaylık sağlıyor. Artı eksisiz dışarıda. Bunu da böyle geçelim. Bunlardan 3'er tane aldık. Bir denemek amaçlı. Bu da şeffaf olanı. Bu da hoşumuza gitti arkadaşlar. Bunu da satın aldık. Üzerinde dediğim gibi artı eksi kablomuz var. Bir de bunu da ekstradan on off koymuşlar. Bu da güzel bir detay. Şeffaf arkadan pil kapağı açılıyor. Burada da arkadaşlar biraz öncekinde göstermiş olduğumuz gibi vida yerimiz var. Gayet şık bir ürüne benziyor. Umarım kullanışlı olur. İçeride de zaten gözüküyor. Kabloyu da düğüm atmışlar oradan. Çekmelerde kırılmasın diye. Bu da gayet güzel. Gelelim bu jig iğnesine arkadaşlar. Jig iğnesi uygun fiyat dedi. Dediğim gibi aşağıda yazacağım. AliExpress'ten aldık biz yine bunları. Şunu bir açayım ben size, tekrar edelim, gösterelim. Evet, bunlar fosforlu. Her birinde ikişer tane iğne var. Gördüğünüz gibi sahteli. Işık uçları arkadaşlar bunlar. Halkalar var. Paslanmaz diyemem. Şurada gördüğünüz gibi boyadır umarım. Paslanma değildir. Paslanma belirtileri veya bir boya belirtileri var. Bağlamışlar. İkili takım halinde satılıyor. Dediğim gibi açıklama kısmında ücretinin ne kadar olduğunu görebilirsiniz. 1-0, 2-0, 3-0 boyutlarda var. Kendinize uyan modelleri alabilirsiniz. Yukarıda da fosforlu boncuklar koymuşlar. Bu ahtapotun kalıbının üzerine de böyle içine de koymuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da güneşten aldığı ışığı aşağı indiği zaman fosforlu bu şekilde yansıtıyor. Bu sayede arkadaşlar balığın da dikkatini çekiyor. Denedik mi denemedik. Denizde denediğimiz zaman iş yaparsa sizlerle beraber paylaşırız. Zaten daha önce dediğim gibi bizim bunların reklamını yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir olay. 12 volt 24 voltla çalışan uzaktan kumandası olan bir röle sistemi bu. Şöyle bir box'ın içine koymuşlar, plastik box'ın. Yandan kablolara çıkabiliyor. Şu şekilde açıyoruz. Bunun kablolarını ben bağladım.
neye bağladım? 12 volt adaptöre bağladım. Box'ın içinden çıkarttık arkadaşlar. Böyle çeviriyorsunuz. Şuradan gördüğünüz gibi radyo frekansı var. Bunun uzaktan kumanda için. Böylesi burada. Şurada da bir düğmesi var arkadaşlar. O düğmenin de sırrını tabi anlatacağız sizlere. Artı eksiği verdik. Arkada zaten bunun şeması var arkadaşlar. Şimdi gelin bir de biz bir 12 voltluk kırmızı bir led takalım. Ne işe yarıyor? Beraber bakalım. Şimdi ben bunu bir 12 volttan çekeceğim. Çünkü switch'e bastığınız zaman burada bir yanma işlemi yapıyor. Bu sadece manuel yakma işlemi de olabilir arkadaşlar. Ona bakacağız. Belki de radyo frekans remote key acaba programlama işi olabilir mi? Ona da bakalım. Gerçi şu anda zaten açıyor kapatıyor işi. Sadece tabii on off. Bakalım. Bir de diyelim en güzel led'i takalım. Hemen led'i ben bir takayım ona. Evet arkadaşlar, voltmetre ile biraz denedik. En sonunda dedik ki sitesine girelim. Sitesine girdik. AliExpress'ten almıştık biliyorsunuz bu uzaktan kumandalı röleyi. Arkadaşlar bayağı teferruatlı bir röle bu. Şu ufak switch'ten bahsetmiştik size hatırlıyorsanız. Bu ufak switch'in sadece remote key'leri tanıtma, yani uzaktan kumandaları tanıtma özelliğinin yanı sıra 4 mod da var bu uzaktan kumandalı röle'de, kablosuz röle'de. Nedir bu 4 mod? Arkadaşlar birincisinde, birinci modda bir kez basıyorsunuz, örnek veriyorum. Anlık düğmeye basıyorsunuz, yakıyor, bırakıyorsunuz, kapatıyor. İkinci modda mandallama yapıyor arkadaşlar. Birinci düğmeye basıyorsunuz, sürekli yanıyor, bırakıyorsunuz, sürekli yanıyor. İki defa basıyorsunuz, kapatıyor. Üçüncü modda ne yapıyor arkadaşlar bu? Düğmeye bir tane A düğmesine basıyorsunuz, komple yakıyor. Ve kapatmak istediğiniz zaman da B düğmesine basıyorsunuz, ışığı kapatıyor. Dördüncü modda da geçiş modu arkadaşlar bu. Zaman gecikme modu, pardon daha doğrusu. 5, 10, 15 saniye kadar ayarlayabiliyorsunuz. A düğmesine bastığınız, örnek veriyorum kumandadan. Bu alet 5 saniye yanıyor, kapatıyor veya ayarlıyorsunuz 10 saniye, maksimum 15 saniye yanıyor, kapatıyor. Bir de çok enteresan ve güzel bir özelliği var. Beni de etkiledi bu özellik. Anahtarlara iki tane uzaktan kumandaya ayrı mod programlayabiliyorsunuz. Hakikaten güzel bir özellik. İşte birisine bastığınız zaman, örnek veriyorum, işte anlık yakıyor, bıraktığınız zaman kapatıyor. Birisine bastığınız zaman da ne bileyim 15 saniye gecikme modunu koltuklayabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi ne taktık? 12 volt led taktık. Şeması var zaten arkadaşlar. Nasıl uygulayacağınıza dair. Işık olsun, diğer device'lar olsun, onlara yani elemanlar olsun, ne bağlayacağınıza dair onun şeması bulunuyor sitede. Bir tane de buzzer taktık. Dediğim gibi buzzer'ın daha önce videolarını sitemizde yayınlamıştık. Tanıtımını yapmıştık sesli ışıklı. Şimdi gelin arkadaşlar, iki tane kumanda var. Ya şunu da belirteyim, 433 MHz'de çalışıyor. Bu kumanda üstünde geliyordu biliyorsunuz, yanında geliyordu ürünle beraber. Bu da bizim evin alarm sisteminin kumandası. Onu da tanıdı arkadaşlar. Enteresan. Gerçi 4 butonlu şeyi tanımadı. Kumandayı tanımadı. Şimdi gelin hep beraber yapalım. Mesela buna bir ayrı bir kod, dediğim gibi bu kumandayı ayrı bir mod, daha doğrusu kod demeyeyim, mod kodlayabiliyorsunuz. Şimdi denemeyi yapıyoruz arkadaşlar. Baksınız. Yanıyor şu an. Bir 15 saniye programladık. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Gecenin 12'si. 15 saniye. Evet, özür dilerim. Bu 15 saniyelik kodlama değilmiş arkadaşlar. Biraz da yorgunuz hafta sonu malum. Üstteki düğmeye basıyorsunuz, ışığı yakıyor. Mesela tekneye bağladınız bunu, havuzluğuna. Malum tekneden çıkarken bot şalteri kapatıyorsunuz. Yani komple elektriği kapatıyorsunuz. Bunu direkt akıya bağlarsınız. Bu modülü. İçeride ışığınız var. Malum tekneden karanlıkta çıkacaksınız. Limanda da aydınlatma yok yeterli. Bu son derece işinizi görür. Mesela çıkmadan önce açarsınız ışığınızı üstteki butonla.
Çıktınız tekneden, karaya çıktınız, tekneyi bağladınız. Gideceksiniz, giderken de ya şu ışığı ben bir kapatayım, akümden yakmasın diyorsunuz. Aşağıdaki düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Kapatıyor, bakın çok güzel. Dediğim gibi başka elemanları da bağlayabilirsiniz. Yanılmıyorsam 10 ampere kadar desteklerim diyor. Üzerindeki değerleri de zaten sitesinde var. Rölenin üzerinde de var. Umarım görebiliyorsunuz dersten. Gelelim ikinci moda. A'ya basıyoruz. Bir düğmeye. Açtık. Otomatik şu an çalışıyor. Bunun 15 saniye sonra kendini kapatması gerekiyor. Arkadaşlar kapattı gördüğünüz gibi. Bu arada buzzer'ımızın kablosu değmiyor herhalde. Onu da çalıştıralım. Değişiklik olsun. Bakın bastık. Bu gecikme zamanlı kumanda. Kapattı arkadaşlar 15 saniyede. Çok güzel. Hani ışığı giderken unutmamak babında bir buzzer da eklenebilir. Ama tabii pavyon gibi yapmayalım diyorsanız ayrı mesele o da. Şimdi bu ayrı ayrı kumandaya ayrı modlar yükleyebiliyorduk. Üçüncüyü denemedim. Gerçi üçüncü kumandam da var ama bu aynı frekans olduğu mudur nedir bilmiyorum. Bunun aynısından bir tane var. Bu sefer siliyor diğerini. Gerçi açıklamasında okuduğum kadarıyla 50 tane uzaktan kumanda kopyalanabiliyor. 50'den sonrasını üzerine yazarım diyor. Fakat 50 ayrı değil de yani 4 ayrı mod var ya. Onları bölüyor mu onu bilmiyorum. Bir tane daha kumandam vardı. Onu bulamadım. Bulursam herhalde o da faydalı olur. Şimdi diğer kumanda dediğim gibi değişik bir mod. Bu açma ve kapatma modu. Yukarıdaki düğmeyle açıyorum. Aşağıdaki düğmeyle kapatıyorum. Arkadaşlar bu hakikaten çok güzel. Faydalı bir alet. Umarım uzun ömürlü olur. Dediğim gibi bunun box'ı da var, kutusu da var üstünde. Bu aleti biz tavsiye ederiz. Hakikaten ben beğendim. Şahsi görüşüm bayağı işimizi görecek gibi. Kapı açma olayları yapılabiliyor diyorlar. İşte araçta kullanma olayları var diyorlar bunun açıklamasında. Işıkları açıp kapatabiliyor. Bunların tabii 220 voltla çalışanı da var. Onlar da faydalı bir şey. Ev otomasyon sistemleri falan onlara da onlar için de Wi-Fi ve Wi-Fi ağınıza bağlanabilecek sistemler satıyorlar. Bu ürün arkadaşlar alınabilir. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi aşağıdaki açıklamalarda fiyatlar tam olarak yazıyor. Tabii ki kur ne olur, ne biter, ne değişir bilmiyorum. Fakat ben çok beğendim. İki anahtarı yapıp da dediğim gibi tekneden çıkarken ışığınızı çıktığınız tekneden bot şalteri kapattığınız zaman malum her yer kapanıyor. Açıkta ışık bırakmak istemiyorsunuz. Ama önünüzü de göremiyorsunuz. Gecelere karanlık cep telefonuyla merdivenden çıkmaya çalışıyorsunuz. Malum her liman lüks limanlardan ibaret değil. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi basıyoruz. Şu buzzer'ı çıkartayım gece gece ses yapmasın. O ışığımız yandı. Çıktık. Havuzluğumuzdan ne güzel eşyalarımızı aldık teknemizden. Merdivenle yukarı çıktık. Karaya çıktık arkadaşlar. Bot şalterimiz kapalı. Sadece bu direkt aküye bağlı. Ama ya ışığı kapatayım artık. İşim bitti diyorsunuz. Basıyorsunuz. Kapatıyor. Şimdi gelin bir de bizim bir 12 voltluk ledimiz var. Onu da buna bir ekleyelim. Öyle yakalım. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Evet yine 12 voltluk arkadaşlar. Güzel büyük bir led taktık. Beyaz led. Hani ben size o ambiyansı vereyim dedim. Dedim ya teknemizin havuzluğuna koyabiliriz. Ya bu 100 metre çekim alanı var diyor ama açık alanda bu uzaktan kumandalar için. Ya giderken ne diyeyim ya size bahçenizde de kullanabilirsiniz. Müstakil evinizde de kullanabilirsiniz. Tam ev yani sensör. Tabii ki sensörler daha güzel ama bunlara da uzaktan eve geldiniz ya arkadaş. Gece açık bırakmayayım hiçbir yere. Elektrik gitmesin. Buna basayım açayım kapatayım. Eve geldiniz. Örnek veriyorum. Bastınız arkadaşlar. Hop. Ledler yandı. Ki 10 amper olduğunu iddia ediyor. 10 ampere kadar kaldırırım diyor. O da iyi bir rakam. Bence az bir şey değil yani. Az bir rakam değil. Basıyorsunuz. Evden çıkıyorsunuz. Bütün evin ışıklarını kapattınız. Bahçeli eviniz. Müstakil eviniz. Önümüzü bir görelim. Bunun düşünün şerit ledleri var 10 ampere kadar. Onlardan döşediniz. Bahçenizin kapısını kapattınız. Işık fazla yakmasın.
geldiğimde tekrar yolum aydınlatsın diye yakarım. Kapatıyorsunuz, çıkıyorsunuz, gidiyorlar, gidiyor arkadaşlar. Bu role çok başarılı bir role. Şimdi role deyince aklıma geldi, birkaç role daha tanıtırım size. Lakin tabii ki şemasıyla değil de sadece ürününü tanıtabilirim. Elo roleler var arkadaşlar. Onu da bir hemen size göstereyim. Evet, vaktiyle almıştık. Bakın, bunları ben size göstereceğim. Bu Elo'nun sahibi de hakikaten çok nazik, kibar bir beyefendi. Tüketici bilgi hattı da burada yazıyor. Bununla kısa bir tanıtımını yaparız. Tabii ki sonra da bir devreye takıp yaparız. Bunlar da 12 volt üzeri çalışıyor. Arkadaşlar, sahibi çok kibar bir insan. Böyle çok ilgili bir insan. Yani elektrik elektroniğe çok bağımlı bir insan. Böyle ilgili insanlara da çok yardımcı oluyor, sağ olsun. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ben gayet sevdim. Tabi hala açık mı bilmiyorum, aktif mi bilmiyorum. Bayağı oldu bunları alalı, 4-5 yıl oldu. Bunları da diğer videoda sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik arkadaşlar, hepiniz hoşça kalın. Like vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonuçta deneyimdir bunlar. Abone olursanız da çok seviniriz. Abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler.